Dostlar selamlar evet hafta sonu pazar günü yarın borsa açılıyor tekrar ve borsada alım fırsatı var mı endekste dalgalanma yani yükseliş devam edecek mi bununla ilgili sizlere kısa bir video hazırladık e, makalemizi yazdık bunun üzerinden konuşmaya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar yatırım tavsiyesi yapmıyoruz para bilgi kanalında bunu tekrar sizlere hatırlatalım ve buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Ayrıca e, amatör şartlarda gördüğünüz gibi videolar çekiyoruz. Bize de destek olmak için kanalımıza abone olup dil, dilim zilini açarsanız bizi mutlu edersiniz. Evet, şöyle bir özetle başlayalım arkadaşlar, sonra asıl meseleye girelim. Kur korumalı mevduatla birlikte borsaya ilgi hayli artmış durumda. Bu durum endeksi sürekli zirvede tutuyor. Borsa İstanbul'da yön yukarı görünse de bu sıralar özetle kar satışları da gelmeye başlayabilir. Üçüncü çeyrek bilançolar açıklanmaya devam ediyor. Evet arkadaşlar çoğu şirketin açıklandı. Bazı büyük şirketlerin bilançolarında kanalımızda vaktimiz yettiği sürece biz analizini yaptık. Şirketlerin beklentilerinin üzerine kar açıkladıklarını görüyoruz. Hiç düşük açıklayan yok mesela. Bu da özellikle yerli yatırımcıların borsaya yönelmesini daha fazla sağlıyor. Cuma günde Borsa İstanbul %2.72 artış, artış gösterdi. Ayrıca tarihi zirvesi olan 4233 lirayı da Cuma günü gördü. Yani 4233'ü de Cuma günü gördü. Arkadaşlar borsa işlemcileri Türkiye'de yılbaşından itibaren çok fazla artmış bir durumda. Bununla ilgili de bir şeyler konuşalım. Yani bu da aslında borsadaki havanın yeşillenmesini sağlıyor. Ama bir de en önemli sebeplerden birisi yaklaşık iki aydır hiç halka arz olayının olmaması. Halka arz olmadığı için de insanlar ellerindeki miktarları, yatırımları bulunan hisse senetlerini yapıyorlar. Evet, 3. çeyrek diğer deyimle 9 aylık bilançoyla açıklanması özel izin alan şirketler için de bu hafta tamamlanacak. Bu özel alan şirketler demek bazı şirketler bilanço açıklamayı SPK'ya başvurarak ya da Borsa İstanbul'dan uzatmak istiyorlar ve buna da izin çıkıyor genelde izin çıkıyor. Bir hafta 10 gün 15 gün izin veriliyor. Biz bunları her gün e, günün haberleri kısmında sabahları ilk videomuzda yayınlıyoruz. Hangi şirketin bilanço uzatma izni aldığını. Evet. Bilanço açıklamalarıyla birlikte yatırımcıların beklentileri de bitmiş olacak. Gerek sanal ortamda gerekse profesyonel yatırımcıların e, dikkatler olmaları gereken bir zamanın geldiğini herkes söylüyor arkadaşlar. Evet Dikkatli olma dönemi başlıyor. Yüksek enflasyona karşı borsaya yönelenlerin de özellikle dikkatli olması gerekiyor. Yabancı yatırımcının borsamızdan çıktığı bir dönemde küçük yerli yatırımcılar borsa İstanbul'a ilgi gösteriyor. E bu da tabii ki borsada olumlu hava estiriyor ve en güzel olan tarafta borsa İstanbul'a giren yerli yatırımcının kalıcı olacağı düşünülüyor. Bu önemli arkadaşlar. Yani kanalımızda Bafon şeylerini açıklıyoruz bu sürekli ama Bank of Amerika'nın Bafon'un ve orada da eleştiriyorsun mesela bunun gir unun girdiği hisseye girilmez, çıktığı hisseye çıkılmaz, şudur budur diye. Yani biz bunları haber olarak veriyoruz. Sonuçta da arkadaşlar yabancı yatırımcı böyle işte işine geldiğinde giriyor, işine geldiğinde çıkıyor. Ama yerli yatırımcının daha fazla uzun soluklu olarak bu hisselerde kalacağı düşünüldüğü için borsanın ve ekonomimizin geleceği açısından bu önemli. Endeks şu anda 4216'da. Genel bilgilere göre ilk destek arkadaşlar 4100. Bu hafta da 4100 üzerinde kalırsa yükseliş sürecektir. Yükselmesi beklenen bir borsamız borsamız var. Ancak direnç seviyesinde kar satışları da gelebilir. Buna lütfen dikkat edin. Ve bu kar satışlarını e, sizi heyecana getirmesin. Ona göre kendinize adım atın. Siz güvendiğiniz hisseyi aldıysanız zaten arkasında durmasında bilin. Ancak hesaplar çoğaldığı için de anne ani anlamsız hareketler de olabilir. Bu ne demek? Çok kişi girmiş. Bilen de bilmeyen de çok girdiği için şu anda borsaya e, ellerinde de yüklü lotlar varsa ve küçük şekilde halka arz oranı az olan hisselere sahiplerse oynaklık olabiliyor arkadaşlar. Evet MKK yani Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun verdiği bilgilere göre Ocak ayında 199 bin hesap varken Türkiye'de borsa hesapları ve Ekim ayında 652.500 hesap olmuş. Bakiye'li yatırımcı Ocak'ta 5.136.000 Ekim'de 5.750.000 arkadaşlar. Evet Borsa İstanbul'da ilgili yatırımcıların kafasında bazı sorular var. Özellikle bunları haftaya girerken anlatmak istiyoruz. Ya da yani bildiğiniz şeyler bazen ama basit bir şekilde cevaplamak istiyoruz. Çünkü çok yeni giren çok yorumlardan onu görüyorum. Yeni giren çok arkadaş var Borsa'ya. Ve istatistikler de bunu doğruluyor zaten bundan dolayı basit basit soruları soruyorlar. Bunlara burada bir değinelim. İlk önce Borsa İstanbul'da bir alternatifsizlik mi var? Yani bazı hisseler alternatifsiz oldukları için mi tercih ediliyor? Sektörler ne yap yapılabilir? sektörel olarak arkadaşlar bunu incelemek gerekiyor. Yani hızlı artan hisselerin alternatifleri var mı? Bunları bulup sektörel açısından inceleyip bulduğunuz hisselerin e, ...yatırımlarını, bilançolarını, geçmişlerini gerekirse böyle Anadolu'da bir şehirdeyse arayarak oradan tanıdıklarınızı ya da Facebook'tan arkadaş ekliyorum dedi. Bir arkadaş geçen çok hoşuma gitti. Bir e, halka arz olacak şirket için bulunduğu şehirden Facebook'tan 4-5 kişiyi eklemiş ve sor, soruyormuş o nasıl bir şirket. Ben oraya çalışmaya gelsem yapabilir miyim? Sizce nasıl halk nasıl görüyor diye. Yani bunlar gerçek anlamda güzel şeyler ve mali yapısını inceleyip yatırımların incele, incelemek gerekiyor. Alternatif olmasını istediğiniz hisselerin. Ben burada şu anda bir hisse söylemeyeceğim. Yani şu hissenin alternatifi şudur diyemem yatırım tavsiyesine girmesin. Ve şu hisse, bu hisse, hisse zaten sektörel hisseleri veriyoruz kanalımızda. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Balon ve köpük hisseler var mı? Bunun için yılbaşından itibaren hisseleri incelemek gerekiyor arkadaşlar. Bilançolarına bakmak gerekiyor. Ayrıca en önemlisi yatırımlarına bakılmalı. Ona göre kendiniz karar vereceksiniz. Yani yılbaşından beri baktığınız zaman da %100 artık zaten bütün hisselerde var. %150 artanlar bile var. Bunlara da iyi bakmak lazım. Ee, bazı bir yüzde 1500 artan, 2000 artan ve geçen yayınladığımız bir haber vardı. Çok altına farklı yorumlar gelmiş ama o hisse artmış mesela. Biz o hisseyi alın demiyoruz size ama o artmış nasıl arttıysa artmış. siz bunları incelemeniz gerekiyor. Güvenmiyorsunuz zaten almıyorsunuz. Evet bilançolar önemli mi diyor. Önemli arkadaşlar. Bilançoların takip edilmesi doğru yatırım kararı verdirebilir ancak %100 etkili değildir. Yatırımlar ve ihracat değerleri önemlidir. Borçluluk durumlarına özellikle çok bakmak gerekir. Ve bu da çok soruluyor. Halka arz oranları hissenin geleceğini etkiler mi? Yani bu halk ne kadar halk, şirket halka arz ki bu olsun şudur budur. Hissenin halka arz oranında oynaklığa ne kadar müsait olduğunu gösterebilir arkadaşlar. Halka açık hisse oranı, bu da direkt Borsa İstanbul'un açıklaması, arz ve tarap dengesine göre düşük ya da yüksek olabilir. Borsa İstanbul'un yaptığı araştırmaya göre halka açıklık oranının yüksek olması şirket paylarında likiditenin artışına geçmesini sağlar. Bakın yüksek olması artışa geçmesini sağlıyormuş likiditenin Oranın düşük olduğu şirketlerde ise daha fazla dalgalanma görülüyor. Yani oynaklık oluyor diyor Borsa İstanbul. Evet arkadaşlar yeni bir haftaya giriyoruz. Burada 4-5 tane sorumuz vardı. Bunları da cevapladık. Basit sorular çoğuna göre ama yeni giren çok borsamıza onlar için biraz soruları yorumların altında yapamıyorsak da buralarda vermeye çalışıyorum. Arkadaşlar lütfen şunu göz önünde bulundurun. Şu anda çok Herkes borsaya atılıyor. Arabasını, evini satanlar bile borsaya giriyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Kağıt alırken, şurada şu önemli okumadan geçmeyeyim. Bilançolarına bakın dedik ya. Balon ve köpük hisseler var mı derken. Ev alırken komşulara bakıyorsunuz. Nasıl biriler diye değil mi? Ev alma komşu al. Ya da inşaat şirketini araştırıyorsunuz. Araba alırken eksperler falan söz konusu. Baktırıyorsunuz arabaya. İsteseniz de alırken de senedi iyi incelemeniz gerekiyor arkadaşlar. Şirketi incelemeniz gerekiyor. Tıpkı araba ve ev alırken gösterdiğiniz hassasiyet gibi. Çünkü buna yatırım yapıyorsunuz. Bu yatırımlarınızın sonucunun olumlu olması için kendi fikirlerinizle o şirketin geleceğine yatırım yapıyorsunuz. Ve her zaman da söylüyoruz kesinlikle borsa al sat işi değildir. Yatırım işidir ve uzun vadede kazandırır. Hepinize arkadaşlar bol bol kazançlar. Lütfen yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Ee, ve de arkadaşlar bu amatör şartlarda videolar çekiyoruz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız mutlu oluruz. Bize de destek olmak istiyorsanız teşekkür ve katıl butonlarımız açık. Oralardan bize destek olabilirsiniz. Olan arkadaşlara da tekrar teşekkürler. Hepinize bol bol kazançlar.